Osman ismi geçiyor. Neden FETÖ ile görüşüldüğünü söylüyor. Sedat Peker neden bunu söylüyor? Bir yandan da Birleşik Arap Emirlikleri ile bir görüşme trafiği var. Sen oradan devam et. Ben hatırlatmak için söyledim. Bahadır Özgür hoş geldiniz. Emin Çapan'ın sorusuyla başlayalım. Evet, ben İyi bu yayınla. Okumayı nasıl, teşekkür ederiz. Bu okumayı nasıl yaptığınızla hemen başlayalım. Süremiz çünkü biraz taştık sarktık böyle. Onun için hiç uzatmadan bu okumayı nasıl yaptığınızı bir merak ediyorum. Sedat Peker'den çıktığı için onu söyleyeyim. Sedat Peker'e biliyorsunuz takipçilerin, izleyenlerin bir şeyi vardı. Hani ne zaman Erdoğan'a geleceksin, ne zaman Erdoğan'la ilgili açıklama yapacaksın demişti. Esasında Mücahit Aslan ismi bence direkt Erdoğan'a yönelik bir şeydi, hamleydi. Siyasi bir hamleydi. Biliyorsunuz Sedat Peker genelde böyle açıklamalar yaptığı zaman ya ses kaydı yayınlar ya tarih yayınlar, ama bu konuda çok öyle bir delil yayınlayacak mı bilmiyorum ama çok siyasi bir müdahale yaptığını düşünüyorum. Mücahit Aslan ismini vererekten. Bir şeyi hatırlatayım. Barış Terkoğlu biraz önce, şimdi Mücahit Aslan dediğimiz zaman baba İhsan Aslan'ı da ele almazsak tam eksik kalıyor. Çünkü bu ailenin sadece Erdoğan üzerinde değil, İslami siyaset üzerinde çok önemli figürlerdir. 70'lere kadar gider. Baba Arslan 70'lerin önemli bir militanıdır. Biliyorsunuz, bir hatırlatma yapayım, küçük bir anekdottur. 2006'da Hürriyet Gazetesi'nde Emin Çölaşan yazmıştı. O dönem meşhur Demokrat Partili Bakan Saadettin Bilgiç'e bir suikast girişimi olmuştu. O suikast girişiminde yakalanan genç İhsan Arslan'dı. Daha sonra, yani şunu anlatmak için söylüyorum bunu. İslamcı hareket içinde militanlıktan gelen bir aileden bahsediyoruz. Hani öyle sonradan AKP'ye eklenmemiş değil. Ayrıca hem baba Arslan'ın hem Mücahit Arslan'ın Erdoğan'ın daha il başkanlığı döneminden beri yanında olduğunu, Mücahit Arslan'ın belediye başkanlığı döneminden beri değişmeyen, bugüne kadar gelmiş tek isim etrafına. Yani çekirdek kadrodan kalmış tek isimden bahsediyoruz. Bunlar önemli veriler. Ayrıca Mücahit Aslan sadece son dönemde karşılaştığımız gibi, mesela Burhan Kuzu işinde karşılaştığımız gibi, bir takım akçeli işlerin, bir takım mafyöz yapıların koordinasyonu falan böyle gündeme gelmez. AKP'nin çizgisini belirleyen bir isimden de bahsediyoruz. Biraz önce Barış Terkoğlu hızlıca onu şey, bir kitap, Baba Arslan'ın bir röportajından bahsetti. O röportaj biliyorsunuz son yazdığı kitap üzerine yapılmıştı. Aklımda Kalanlar diye bir kitap. Evet. O kitapta çok, çok önemli şeyler var aslında. Yani hem Mücahit Aslan'ı hem babasını tanımak açısından, hem de neyi demeye çalıştığını anlamak açısından bugünkü tartışmamızın bir takım şifreleri var. Orada şöyle bir şey söylüyordu. Bizim aslında bir ütopyamız vardı diyor. Gençliğimizden beri. Bu ütopya şeriat devleti kurmaktı diyor. Ama zamanla bu ütopyanın hayatın gerçekleriyle tam olarak örtüşemediğini, örtüştüremediğimizi kavradık. Dolayısıyla bir gömlek değiştirme dediğimiz, hani o meşhur değişim vardır, AKP'nin çıkması. AKP buradan çıktı ve şu an diyor ne kadarını yapabildik bunun, ya ne kadarını yapamadık, bu biraz diyor bunun muhasebesini yapmamız lazım diyor. Ama bunu gerçekleştirmek için biz çok ortak değiştirdik diyor. Yani cemaati de katıyor buna, ama özellikle 15 Temmuz sonrası kurulan iktidar mimarisine yönelik bir eleştirisi var orada. Yani diyor ki, bizim sırtımızda olmayan bagajları da sırtımıza yükledik. Neyi yükledik? Mesela MHP ortaklığını, milliyetçiliği yükledik diyor. Neyi yükledik? Mesela aslında bugün ulusalcı diye tanımlanan, işte kimi başka türlü de tanımlayabilir, bir takım kişilerle de ittifaklar yaptık ve bu bizim iktidar ütopyamızdan uzaklaştırdı diyor. Yani eleştirisi esasında 15 Temmuz sonrasında kurulan iktidar mimarisinin bir eleştirisi vardı burada. Uyarı cezasının ben gelme nedenlerinden birisinde şu olduğunu düşünüyorum. O disiplin kuruluna verilmesinin nedenlerinden. İhsan Arslan 15 Temmuz günü Hakan Fidan'ın yanındaydı. Bunu kitabında anlatıyor. 15 Temmuz günü Hakan Fidan'ın yanında. Hakan Fidan elimizde büyümüştür. Çocukluğundan beri tanırım der. O yüzden de sık sık ziyaret ederim der. Ve o gün de gitmiştim. O gün bir telefon geldi. Öğle vakitlerinde. Hakan Fidan bir panikledi falan, ama telefondaki şu konuşmayı duydum der. Bir şeyler olacak, beni bu gece alacaklarmış. Yani 15 Temmuz'un tanıklarından birinden bahsediyoruz, ama bunu kitabını almasının bir nedeni olduğunu, bir imada bulunuyor 15 Temmuz'a dair. Yani
bunu şuraya geleceğim. Dolayısıyla Sedat Peker FETÖ ile görüşme dediği zaman hedef aldığı isim doğrudan sarayın aslında eskiden beri gelen ve tek kalmış ismini hedef alaraktan bence Erdoğan'ın yapacağı siyasi hamleyi de hedef alan bir şey vermiş oldu, mesaj vermiş oldu diye okuyorum. Ha, ben de oraya gelmeye çalışıyordum tam. Meselemiz Mücahit Aslan'ın hani geçmişini konuşmak değil diyecektim ki ama siz çok güzel bağladınız. Aslında neden anlamlı olduğunu anlattınız. Şimdi bir tek şunu soracağım, sonra Barış'a bırakacağım. Şimdi biz bu Sedat Peker videoları, iddiaları, bu iddialara da kimse çıkıp bir cevap vermiyor. Yani aylar oldu. Belki de yani olabilecek en ağır iddialar bugüne kadar dile getirildi diyoruz. Ama hiç kimseden ses gelmiyordu. Sonra bir ara Sedat Peker iddialarını biraz dağıtır gibi oldu. Yani işte daha iş adamlarının kendi arasındaki ilişkiler daha böyle hani önemli ama daha dağınık ve daha orta düzeyde. Ve bir yandan tekrardan Recep Tayyip Erdoğan'a doğru bir yükseliş yaptı. Bir hamle yaptı aslında. Yani daha çok Süleyman Soylu etrafında dönerken, Mehmet Ağar etrafında dönerken, Binali Yıldırım etrafında dönerken bir anda Mücahit Aslan gibi işte sizin de anlattığınız geçmişi olan Erdoğan için önemli yakınındaki isim, kara kutusu olarak nitelendirilen kim zaman basın tarafından ya da yazarlar tarafından bir isme yöneldi. Bunun anlamı nedir? Yani burada ne gibi bir mesaj atıyor? Her kimse bu dosyaları Sedat Peker'e ulaştıran, bu iddiaları belki ona aktaran nedir buradaki amaç? Buradan bir ipucu yakalayabiliyor musunuz? Yani Sedat Peker 15 Temmuz sonrası kurulan iktidarın bir figürüydü. Sedat Peker muhalefetten gelmedi. Açıklamalarını biliyoruz. Uzun uzun söylemeye gerek yok. Kendisi de anlatıyor zaten. Yani bu iktidarda AKP iktidarı, AKP-MHP koalisyonunun destekleyen, sokak gücünü oluşturan, hatta sokak gücünü aşıp pek çok konuda müdahil olan bir şeydi, figürdü. Yani bir iktidar ortağıydı Sedat Peker. O iktidar ortaklığı dağıldıktan sonra Sedat Peker dönüp başka bir yöne gidiyor bunlar eleştirilerine başlayıp aslında başından itibaren gelmeye çalıştığı yer burasıydı. Yani Sedat Peker hep söylüyor. Ben burada Sedat Peker uzmanı değilim ya da onun söylediklerinin epistemolojik çözümlemesini yapmak istemiyorum, bilmiyorum ama şunu görüyorum. Sedat Peker iktidar ortağıydı. İktidarda bir değişim oluyor. Bir çözülme oluyor. Çözülen parçalar. Ama ben çok özür dilerim. Sorum şuydu aslında Bahadır Özgür. Çünkü biz sizle bu konuları daha önce konuştuk. Yani benim sorduğum bütün Sedat Peker'in baştan beri olan iddialarını sormadım. Şimdi neden Recep